Yarın seçim var. Seçim yaklaştıkça muhalifleri bir telaştır alıyor. Bugün yeni alçakça bir kampanyaya başladılar. Ben hastaymışım da adaylıktan çekilmişim. Yazıklar olsun size. Yani artık mebeti bunda umuyorsunuz. İşiniz gücünüz montaj, işiniz gücünüz hile, işiniz gücünüz sahtekarlık. Bu millet yarın size en güzel cevabı sandıkta verecek. Ve inşallah Ankara'da Melih Gökçek, Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan aynen yoluna devam edecek. Çatlasanız da patlasanız da devam edecek. Şu anda bütün Türkiye'de muhalefet telaş içinde. Baronlar telaş içinde. Beynelmilel güçler telaş içinde. Türkiye'de onun taşeronluğunu yapanlar var biliyorsunuz. Onlar telaş içinde. Ve hile üzerine hile yapıyorlar. Bugün son gün. Nasıl olsa bunu düzeltmek mümkün değil. Söyleyeceğimizi söyleyelim, yapacağımızı yapalım deyip hile üzerine hile. Benim hasta olup adaylıktan çekildiğimi söylüyor bu sahtekarlar, bu şerefsizler. Onun ötesinde kalkıyor, mesaj atıyorlar. Mesajın içerisinde diyorlar ki AK Parti'ye mührü basın, CHP'nin de üzerine çarpı koyun. Niye diyor? Çünkü oy iptal olacak. Böyle sahtekarlık olur mu? Nerelere kadar düştünüz zavallılar? Nereye kadar düştünüz? Gücünüz yok. Gücünüz yetmiyor inanan insanlara. Sahtekarlık yapıyorsunuz. Bu seçimde 30 Mart'ta size ne yapacağımızı iyice bir sefer daha göreceksiniz. Bu millet %50'lerle tekrar AK Parti'mizi iktidara getirecek. İnşallah. Biraz önce bir de baktım ki her tarafta ceplere mesajlar atılıyor. Melih Gökçek hasta olmuş. Ondan dolayı çekiliyor. Ya hastalıktan dolayı insan çekilir mi? Tam tersine. Ayağa kalkar, inadına o karşıdaki muhalefetin iyice tepesine binmek için elinden geleni yapar. Arkadaş, turp gibi sağlamım. Benim hastalığım bile size yetiyor be.